Merhaba ben Ozan Ertuğrul. Bu videoda sizlere benim için çok değerli bir kitabı tanıtacağım ve kitaptan ilginizi çekeceğini umduğum bir bölümü okuyacağım. Bu videodaki kitabımız Dr. Daniel Goleman'ın Duygusal Zeka isimli kitabı. Bu kitap ilk kez 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlandı. 1996 yılında Türkçe'ye çevrildi. Çevirenlerin isimlerini de burada zikredelim. Klinik Psikolog Banu Seçkin Yüksel'in çevirisiyle bu kitap Türkçe'ye yayımlandı. Benim elimdeki baskı 2005 yılında basılan 29. basıma ait. Dr. Goldman'ın bu kitabın haricinde bir de Sosyal Zeka isimli bir kitabı var. Onu da ilerleyen videolarda tanıtacağım sizlere. Duygusal Zeka ilk yayımlandığında... Çok büyük bir ses getirdi. Bilim çevrelerinde çok uzun süre tartışıldı. Ve duygusal zeka kavramı özellikle son 15-20 yıldır, yıllık süreçte bilim dünyasında sıkça tartışılan, konuşulan bir konu. Kitabın arkasındaki kısımdan bir bölüm okumak istiyorum sizlere. IQ ile ölçülen zeka insanların okul ve iş yaşamındaki başarısını belirleyen değişmez bir etkendir. Öyleyse neden yüksek IQ'lu çocuklar ortalama IQ'a sahip arkadaşlarına göre hayatta daha başarısız olabiliyor? Doktor Daniel Goleman psikoloji alanında çığır açan bu kitabında IQ'nun yani duygusal zekanın IQ'dan daha önemli olduğunu kanıtlıyor. Duygusal zekayı, öz bilinç, azim, dürtülerini frenleme, başkalarının duygularını paylaşabilme gibi özellikleri içeren bir zeka olarak tanımlıyor. Peki bu kitabı kimler okumalı? Aslında Herkes okuyabilir, herkes bu kitaptan bir şeyler öğrenebilir. Ama benim tavsiyem öncelikle satış pazarlamacılar, doktorlar, öğretmenler bu kitabı okumalı. Kaldı ki bu kitap çok uzun zamandır Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin okumasını tavsiye ettiği kitaplar listesinde yer alıyor. Gerçi aynı Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir okulun internet sitesinde bu kitabın öğretmenler için özeti de var. İşte böyle de sakıncalı bir durum söz konusu. Başka ne söyleyebiliriz kitapla ilgili? Dediğim gibi bu kült bir kitap. Yani e, yayınlandığı zaman çok ciddi e, ses getirdi. Ve hala e, psikoloji alanında çalışanlar, e, rehberlik, psikolojik danışmanlık okuyan öğrenciler bu kitabı mutlaka mutlaka okumalı ve e, içinden çok fazla şey öğrenebileceklerine inanıyorum. E, hani e, biraz böyle öğrencilik yaşantımıza geri dönelim. Her sınıfta ve her okulda mutlaka bir arkadaş vardır. Ee, öğretmen daha soruyu e, tahtaya yazarken cevabı söyleye. Hatırladınız mı onu? O arkadaş daha sonra şöyle bir şey de yapar. İşte, Öğretmenim ödev vermiştiniz der. Öğretmen daha girer girmez. E, sonra sınıf artar, yükselir. Bu arkadaş işte dereceler yapar. Dershane dereceleri, okul dereceleri. Bütün veliler ondan bahseder. Bütün öğretmenler onu parmakla gösterir. Biz de öğrenciler olarak şunu anlatamayız kimseye. Ya tamam bu arkadaş hani derslerinde çok başarılı. Allah daha çok versin. Gözümüz yok ama ya bu arkadaş iki kelimeyi bir araya getirip konuşamıyor. Onu ne yapacağız? Kimseye anlatamayız. işte ya kafeye gideceğiz. Yani gelmez, gelse iki kelam etmez. Bir hayvanın başını okşamaz. Aşık olmaz. Böyle geldi, böyle gidiyor bu çocuk. Hani bunu ne yapacağız diye biz endişeleniriz arkadaşlar olarak. İşte Duygusal zeka kavramı böyle bir şey. Evet bir kişinin IQ'su çok yüksek olabilir. Ama sosyal yaşantısında e, duygusal zekasını ve sosyal zekasını verimli kullanamazsa, iyi geliştiremezse maalesef hayatta başarısız olabiliyor. Ben şimdi kitaptan ilginizi çekeceğini umduğum bir bölüm okuyacağım. E, ve umarım e, bu bölüm bu kitabı okumanız için bir vesile olacaktır. Akıllı kişi aptallık yaptığında. Lise fizik hocası David Ploruto'nun yıldız öğrencilerinden biri tarafından neden bıçaklandığı hala tam olarak açıklığa kavuşturulamadı. Anlatıldığı kadarıyla olay şöyle olmuştu. Harry Jason, Florida'nın Coral Springs kentindeki bir lisenin sürekli tam not alan 3. sınıf öğrencilerinden biriydi ve tıp okuluna gitmeyi aklına koymuştu. Öyle herhangi bir tıp okulu değil, Harvard'ın hayalini kurmaktaydı. Fakat fizik hocası Florido bir sınavda kendisine 80 verdi. Jason, B düzeyindeki notun hayallerini tehlikeye attığı düşüncesiyle okula bir et bıçağı getirerek fizik laboratuvarında ile yaptığı tartışma sırasında hocasını köprücük kemiğinden bıçakladıktan sonra etkisiz hale getirildi. Onun olay anında geçici bir çılgınlık geçirdiğine inanan bir yargıç Jason'ı suçsuz buldu. 4 psikolog ve psikiyatrdan oluşan bir heyetse kavga esnasında Jason'ın ruhsal açıdan dengesiz olduğuna dair yeminli ifade verdi. Jason bu sınav notu yüzünden kendini öldürmeyi planladığını ve Polaruto'nun yanında da bunu söylemek için gittiğini söyledi. Polaruto'nun ifadesi ise tamamen farklıydı. Kötü not yüzünden deliye dönen Jason resmen işini bitirmek istemişti. Özel bir okula geçen Jason 2 yıl içerisinde sınıf birinciliğiyle mezun oldu. Normal sınıflarda 4.0 0 ortalamayla tam not A'dır. Ancak Jason yeterli sayıda ileri düzeyde ders alıp ortalamasını 4.614 yaparak A ile mezun oldu. Jason okulunu şeref listesinin en başında bitirmiş olsa da eski fizik hocası David Plurito saldırıdan dolayı Jason'ın hiçbir zaman kendisinden özür dilemediğini veya saldırının sorumluluğunu üstlenmediğini söyleyerek yakınıyor. Soru. Nasıl olur da zeka düzeyi bu kadar yüksek birisi, böylesi akıl dışı, bu kadar aptalca bir şey yapabilmiştir? Yanıt. Akademik zekanın duygusal yaşamına pek bir ilişkisi yoktur. Aramızdaki en zeki insanlar gem vuramadıkları tutkuların, sözü geçemedikleri dürtülerin esiri olabiliyor. Yüksek IQ'luk kişiler özel yaşamlarını hayret edilecek ölçüde kötü yönetebiliyor. Psikolojinin açık sırlarından biri de yaygın efsaneye karşın notların IQ'nun ya da üniversite giriş sınavı puanlarının hayatta kimin başarılı olacağına dair kusursuz bir tahmin sağlayamamasıdır. Bir bütün olarak büyük gruplar açısından IQ ve yaşam koşulları arasında bir bağ bulunduğuna emin olabiliriz. Çok düşük IQ'lu birçok kişi işçilik ve benzeri işler yaparken yüksek IQ'lular iyi para kazandıkları işlere her zaman olmasa da giriyorlar. Ancak IQ'nun kişinin gelecekteki başarısını belirlediğine ilişkin kuralın çok sayıda istisnası var. Hatta istisnaların sayısı kurala uyanlardan fazla da olabilir. IQ'nun hayattaki başarıya katkısı en fazla %20'dir geri kalan %80'i belirleyen başka etmen etkenler de vardır. Bir gözlemcinin de dediği gibi bir kişinin toplumda edindiği yeri sonuçta IQ dışında kalan ve sosyal sınıftan şansa kadar uzanan etkiler belirler. Richard Hairston ve Charles Murray, Çan başlıklı kitaplarında IQ'ya birinci derecede bir önem atfetseler de onlar bile durumu kabul edip şöyle diyor. Üniversite giriş sınavı matematik puanı 500 olan bir üniversite birinci sınıf öğrencisi matematikçi olma hevesinden vazgeçmelidir. Ancak kendi işini kurmak, senatör olmak, milyonlarca dolar kazanmak istiyorsa vazgeçmesi için hiçbir sebep yoktur. Test puanı ile bu başarılar arasındaki ilişki kişinin hayatta ortaya koyacağı diğer özelliklerinin yanında çok önemsiz kalır. Benim ilgilendiğim bu diğer özelliklerin önemli bir kümesi olan duygusal zekadır kendini harekete geçirebilme, aksiliklere rağmen yoluna devam edebilme, dürtülerini kontrol ederek tatmini erteleyebilme, ruh halini düzenleyebilme, sıkıntıların düşünmeyi engellemesine izin vermeme, kendini başkalarının yerine koyabilme ve umut besleme. Neredeyse yüzyıldır, yüz binlerce kişi üzerinde yapılmış araştırmalara dayanan IQ'nun aksine, duygusal zeka yeni bir kavramdır. Hayat yolunda kişiler arası farklılığın ne ölçüde bundan kaynaklandığı hakkında kesin bir şey söylemek henüz çok zor. Ancak eldeki veriler oldukça güçlü hatta zaman zaman IQ'dan da güçlü bir belirleyici olduğunu gösteriyor. IQ'nun eğitimi ve yaşam deneyimleriyle değişmeyeceğini öne sürenler de var. Ancak ben hayati duygusal yetilerin öğrenmeye zahmet edersek çocukken öğrenilip ve geliştirilebileceğini 5. bölümde göstereceğim.